Şimdi de turumuza Uşak'ta faaliyet gösteren Özel Serter Akbuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek devam ediyoruz. Yanımızda kurum müdürü Sayın Tuğçe Nur Özkan hanımefendi var. Tuğçe Hanım, sizleri ve kurumunuzu tanıyabilir miyiz? Serter Akbuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürü Tuğçe Nur Özkan ben. Yaklaşık 4 yıldır Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde müdür olarak görev yapıyorum. Açıldığından beri de Serter Akbuz'dayım. Biz 1 Kasım 2019 tarihinde 60 öğrencimizle eğitim öğretim hayatımıza başladık. Şu anda da 470 öğrenci, 27 öğretmenimizle toplamda 42 personelle eğitim öğretim hayatımıza devam ediyoruz. Özel eğitim programlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Bedensel engelliler, zihinsel engelliler, işitme engelliler, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluklar olmak üzere toplamda 6 programla bu alanda özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylere eğitim veriyoruz. Eğitim kadronuzdan bahseder misiniz? Kısa sürede yakaladığımız bu başarının en büyük payı da onlara ait. Tabii bunun yanında kurucularımızdan Serter öğretmenimizin eğitim politikaları da aynı şekilde. Bir okulun başarısının öğretmeninden geçtiğini çok iyi biliyoruz ve eğitim kadromuzu da buna göre oluşturduk. Şu anda kurumumuzda 2 dil ve konuşma terapisti, 1 odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı, 2 psikolojik danışman, 1 beden eğitimi, 1 müzik öğretmeni, 5 fizyoterapist ve 14 özel eğitim öğretmeni olmak üzere toplamda 27 kişilik eğitim kadromuz var. Kurumunuzun ileriye yönelik hedeflerinden bahseder misiniz? Özel eğitime ihtiyaç duyan her bireyin hayatına dokunabileceğimiz, onların yaşamlarını her anlamda ele alabileceğimiz bir merkez açmak istiyoruz. İçinde atla rehabilitasyon, havuz terapisi, sporlar, meslek atölyelerinin bulunduğu bir merkez olsun istiyoruz. Bunun için de ilk adımlarımızı attık. 14 dönüm arazinin içinde bulunan bir binayı kiraladık şu anda. Tadilat işlemleri sürüyor. İnşallah tamamlandığında dediğim gibi özel eğitime ihtiyaç duyan her bireyin her anlamda kendini geliştirebileceği ve toplumun da buna dahil olabileceği bir merkezimiz olacak. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Ben teşekkür ederim.